Eğitime dair her şeyden hepinize mutlu bir akşam dileğiyle tekrar başlıyoruz. Sizlerle birlikteyiz. Evet, geçen haftadan bu haftaya ne değişti? Okullar açıldı, artık üniversiteler eğitim sezonu tamamen merhaba dedi. Sorunlarla başladı, zaman zaman güzel gülücüklerle başladı. Bazen de oh ne güzel oldu da okullar açıldı diyerek başladı. Biz de programımıza ne güzel, iyi ki tekrar bu akşam sizinle buluştuk diye başlıyoruz. Bugün bir sorunsaldan bahsedeceğim. Konuğum bu işin uzmanı, bize anlatacak ve tabiri caizse eksiklerimizi göreceğiz, nerelerde hata yaptığımızı göreceğiz. En azından kendim ve tanıdığım böyle birkaç kişi adına ya da oldukça geniş bir topluluk adına. Çünkü konumuz yabancı dilde neden sınıfta kalıyoruz? Neden İngilizceyi ya da bir başka dili öğrenirken zorlanıyoruz? En azından büyük bir kesimin bu konuda benimle hemfikir olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani tek başıma aldığım bir karar değil, çevremle de ne kadar çok konuşursam konuşayım hemen hemen sorun geliyor. Bir türlü öğrenemediğimiz bu yabancı dil ya da İngilizce mevzuna. Yani düşünebiliyor musunuz, şu anda neredeyse ilkokullarda, hatta okul öncesinde başlayan bir İngilizce dil eğitimi ama liseden mezun oluyoruz ve hatta bazen üniversiteden mezun oluyoruz ama belki bir özgüven eksikliği, ki hepsini soracağım, belki kendimizi yetersiz hissetmemiz ya da mükemmeli arayışımız ya da yanlış eğitim politikası, bilmiyorum, hepsini masaya yatırmaya çalışacağız. İngilizceyi neden öğrenemiyoruz? Bu soru ilk sorum olacak ama onun öncesinde Hanife Hanım bize kendini tanıtacak. Konuğumuzu söylüyorum. Dünya Barış Üniversitesi, Dünya Barış Üniversitesi'nden İngilizce Hazırlık Yabancı Diller Okulu Müdürü Doçent Doktor Hanife Bensen Bostancı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir giriş yaptım ama bu da belki biraz heyecanı yatıştırmanın bir metoduydu. İyi oldu teşekkür diye düşünüyorum. Yani iyi oldu. Biraz heyecanlı olduğunu söyledi Hanife Hanım ama hemen birkaç dakika içerisinde onu aşacağımızdan eminim. Hocam, gerçekten öğrenemiyoruz bu İngilizceyi. Az önce söylediğim tamamen içimden gelen, gerçekten düşündüğümüz, etrafta gördüğümüz, şahit olduğumuz şeylerdi. Yani çok uzun bir dönem yaşıyoruz. Mesela Türkiye'deki eğitim sistemine baktığımızda ortaokul birinci sınıftan başlardı bizim zamanımızda. 3 sene oradan, 3 sene oradan 6 sene. Bazen ilkokulda da son 2-3 yıl içerisinde İngilizce eğitimine başlardık. Yani yaklaşık neredeyse 8 yıl, 9 yıl boyunca biz İngilizceyi hep öğrenmeye çalışırdık. Şimdi bana derseniz ki neden İngilizce'de sıkıntı yaşadın? Ben şöyle diyebilirim. Neredeyse her sene en baştan alıp bir yere kadar gelip orada bitiriyorduk ve tekrar yeniden sıfırdan bir daha başlıyorduk. Bütün eğitim dönemimiz neredeyse bizim böyle geçti ve biraz helak olduk tabiri caizse. Şimdi bu soruyu soracağım ama öncelikle sizi biraz tanıyalım. Hanife Bensen Bostancı kimdir? Zaten bahsetmiştiniz. İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Okulu Müdürüyüm. Dünya Barış Üniversitesi'nde. Ana diliniz öncelikle onu söyleyeyim. Ana dilim İngilizcedir. İngilizce doğma büyümeyim. Daha sonra Kıbrıs'a geldim. Yerleştik. Kolej mezunuyum. Ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitimime başladım ve hocalık akabininde geldi. Peki, şöyle, ana diliniz İngilizce bildiğim kadarıyla. Yani evet. İngiltere'de doğdunuz, öyle mi? Evet. İngiltere'de doğdunuz, büyük bir eğitim sezonunu orada yaşadınız. Sonra gelip ikinci dil olarak burada mı öğrendiniz, yoksa ailenizden dolayı yavaş yavaş Türkçe'yi de orada biliyor muydunuz? Ailem Türkçe konuşuyordu, babam hala daha. Ana dili gibi İngilizce konuşmuyor ama her şeyi anlıyor, konuşabiliyor. Ama bizim gibi değil. Siz çünkü sıfırdan ilk öğrendiğiniz evet. dil ana dildi. Peki İngiltere'de ana dille, ana diliniz İngilizceydi. Neden? Çünkü okul. Evet, var. Okul. Okulda. Evet. Ama yine de sonuçta bir Türkçeniz aile tarafından var. Evet, eve geldiğimiz zamanlar Türkçe konuşuyorduk. Ama tabii Türkçe yazı da farklıdır, söz de farklıdır. Sözel olarak Türkçe'yi konuşuyordu babam. Okula geldiğimiz zaman Kıbrıs'a, o zaman yazı Türkçenin yazılışından nasıl konuşması daha farklı olduğundan orada öğrendim. Ama tabii bütün eğitimim boyunca hep İngilizce. İngilizcenin dışına evet çıkmadık. Türkçe derslerine nasıl sizler Türkçe İngilizceyi gördünüz, ben de Türkçe'yi öyle
gördüm. Ana dili olduğu için çok güzel. Şimdi benim sorum şurada, yavaş yavaş bu asıl sorunumuza girelim. Siz çok iyi bir hani bizzat yaşayan daha iyi biliyor ya. Bu işi çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü İngiltere'de İngilizceyi tamamen ana diliniz olarak öğrendiniz. Sonra Türkiye'ye geldiniz ya da Kıbrıs'a geldiniz. Türkçe konuşulan bir ülkeye geldiniz ve burada da İngilizce öğretmeye başladınız. Ana lisanı Türkçe olan birçok insana, tabii ki ana dili başka olan insanlara da İngilizce öğretiyorsunuz ama önce şunu bir toparlamaya çalışalım. Biz neden çok iyi öğrenemiyoruz İngilizceyi? Size göre asıl eksik nedir? Üniversitelerimizde de, orta öğretimde de asıl problem nedir? Neden öğrenemiyoruz? Bizim eskiden nasıl... Şimdi ben mezun oldum. Oradan başlayalım. Hı hı. Bana işte present perfect dil kurallarını başladı. Hoca soruyor. Egzersiz veriyor. Egzersizi dolduruyorum. Dört dörtlük bir şekilde. Nerede? Ama burada Kıbrıs'ta. Burada. İngilizce derslerinde. Fakat bu nasıl oldu? Niye o boşluğu şu şekilde doldurduğumu bilmiyordum. Öğretmen olunca bunu keşfettim. Ve bunları öğrenmeye başladım. Ve şurada problem burada. Nerede? Dil bilgisine bağlıyız çok. Gramere çok bağlıyız. Gramer dışına çıktığımız anda aslında dili ana dilimiz gibi öğrenme imkanımız vardır. Belki evet çok hocalarımız vardır ana dili gibi İngilizce konuşmaya yatkındılar ve konuşuyorlar. Tabii ben ana dilim İngilizce olduğu için yani onun bir iki kelimesinden anlaşılabiliyor ki onun esas ana dili değildir. Ama öğrenirken şimdi şöyle, daha evvelden İngilizceyi fazla duymuyorduk. Dışarıda, sınıf dışında duymuyorduk. Çünkü yabancılarımız yoktu. Ama şimdi mecburi oldu. İngilizce eğitimi, yani İngilizce öğrenmek mecburi. Bu yabancılarla iletişim amaçlı İngilizceyi kullanıyoruz. Lingua franca'dır bildiğiniz. Lingua kelimesi language'den gelme, dil. İtalyanlardan esinlendik. Franca, Frankish kelimesinden. Lingua franca şeklini almış İngilizce. Ve dünyaca standart bir İngilizcemiz vardır. Ve biz bu standart İngilizceyi öğretiyoruz sınıflarda. Kıbrıs İngilizce yabancı dil ülkesi olarak sayılıyor. Çünkü sınıfımızın dışında konuşulan dil Türkçedir. Bazı ülkelerde vardır ki sınıf dışında İngilizcedir. Yani Kanada, İngiltere, orada da İngilizce öğretilebiliyor sınıflarda, ama dışarıdaki konuşulan dil, dominant dil İngilizcedir. İngilizce. Onlara İngilizce ikinci bir dil olarak öğrenme diyoruz. Buradaki Türk ve Türkiye'deki, Almanya'daki İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenme diyoruz. İngilizce'de bunların karşıtı. Ve bunları öğretirken geçmişte hocalar daha fazla gramer odaklıydılar, dil bilgisi odaklı ve bundan kaynakları esas zaten sorun. Neden açıkçası, soracaksınız? Evet, neden? Neden soracaksınız? Çünkü bir dili öğrenmek için 4 tane ana becerimizi kullanmamız gerekiyor. Nelerdir? Bunlar nelerdir? Konuşma. Konuşma. Önce duyuyoruz, işitiyoruz, konuşuyoruz. Sonradan okuyoruz, yazıyoruz. Ve bunlar birbirlerine bağlıdırlar. Duyma, konuşma, okuma, yazma. Yazma. Evet. Ve bunlara ek olarak sub skills dediğimiz yan becerilerimiz, kelime hazinemiz, dil bilgisi ve telaffuz. Bir dili öğretirken bunları hepsini bütün olarak öğretmemiz gerekiyor. Birbirinden izole edemeyiz. Sadece çok... gramer odaklı, yazı odaklı olmuyor. Biz çoğunlukla yazı odaklı yaptık. Ama nedendir bu? Şunu da söyleyeyim. Neden? Çünkü öğrenciler yazılı sınavlara giriyor. Yazılı sınavlara hazırlıyoruz biz aslında öğrencileri. Biz onları iletişim amaçlı İngilizce iletişim için kullanmaları için hazırlamıyoruz. Yapmadık bu işi. Evet. Ve bir dildir bu. Bir dil. Anlattıklarımızı aslında nasıl yazıya döküyorlar bunu görmeye çalıştık ama o da negatif etkiledi bizi. Yani dil öğrenmemizi aslında
kötü etkiledi? Dil iletişim aracıdır. Bunu öncelikle ders değildir. Dil, İngilizce ders değildir. Siz nasıl öğretiyorsunuz peki? Şimdi öncelikle karşımıza alacağız kime İngilizceyi öğreteceğimizi. Örnek veriyorum. Şimdi yaşına bakacağız. Çocuk mu? Çocuklara şarkılarla, rollerle daha farklı bir yöntem kullanıyoruz. Yetişkinlere daha farklı. Yani yaşına göre değişiyor. Bir, İngilizce seviyesine göre de değişiyor. Üç de hangi background seviyede olduğu? Hayır. Annesini, babasının ve geçmiş dil bilgisi, eğitimi var mı? Çevresi nasıldır? Onlara da bakıyoruz. Ve bunları öğrenirken bunları kullanarak değil, bunları göz önünde bulundurmuyoruz. Motivasyon. İnsan artık şeye geçtik. Sosyal ve duygusal becerilerini öğrencilerin ortaya koymaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte mi İngilizce öğrenmek daha kolay oluyor? Evet. Ve bu çok önemli, bir altını da çiziyorum. Mesela nasıl bir şey bu? Sosyal ve duygusal mesela, becerilerini ortaya çıkararak daha kolay dil öğretiriz bölümünü biraz örnekleyelim mi? Çünkü sınıflarımızda daha fazla birbirleriyle çalışmalar koymamız gerekiyor. Onlara aktiviteler vermemiz gerekiyor. Birbirlerini tanımlarlar çünkü. Onun eksiğini o karşılar, tamamlar. Mesela öğreniyorlar orada sorumluluk. Bazen gruplara koyduğunuzda biri işi yapar, diğeri yapmaz. Bunları öğreniyorlar. Aslında hayattaki roller gibi. Aynen öyle. Ve bunlar eksiktir. Bu seviye hangi seviye bu söylediğiniz? Bütün seviye yok. Bütün çocuklarda da projeler verme küçük yaşta başlıyor. Bütün yaşlarda bunlar uygulanabiliyor. Zaten biz Z jenerasyona ayak uydurmamız lazım. Ve bunlar hep teknolojiler koymamız lazım. Teknoloji mutlaka bir sınıfta olmaması lazım. Yani sınıflarımıza baktığımız zaman PowerPoint olmayan, bilgisayar olmayan sınıflarda nasıl biz ayak uyduracağız bu nesile? Öğretime. Ve eğitim öğretime çok zor. Ve öğretmenlere sürekli zaten söylüyorlar bu şekilde yapılır, teoride bu şekilde olması gerekiyor ama sınıfa giriyorlar. Pratikte yoktur. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Peki bu nerede? Mesela sizin bu bahsettiğiniz, yani teorikte evet herkes biliyor ama sınıfa giriyorsunuz, hiçbir olanak yok. Bu işi uygulayamıyor. Nerede bu? Ortaokullarda, ilkokullarda, liselerde, yani, yoksa üniversiteler için mi söylüyorsunuz? Konuştuğum bütün arkadaşlarımla, her dalda arkadaşım var, öğretmenlik yapıyorlar. Ve çoğunlukla İngilizce, yabancı evet, dil öğretiyorlar. Evet. Eksiklikler vardır. Sınıflarda eksiklikler var. Fiziksel eksiklikler var. Yani teknolojik eksiklikler. Teknolojik. Daha ayak uyduramadık bazı teknolojik şeyler. Sistemsel yanlışlıklar yok mu? Ya mesela siz bir şöyle sorayım. İlkokuldan sonra ortaokul çocukların 12 yaşındaki çocuğa artık yavaş yavaş başladınız ve İngilizce öğreteceksiniz. Önünüzde de işte geç kalınmış bir İngilizce öğretimdir o. Eyvah. Evet. O zaman üniversitede ne yapacak? Ne kadar erken İngilizceyi çocuğu empoze edersek İngilizceyi, ne kadar o kadar erken olsun, ne kadar ne zaman nasıl bir Türk dilin nasıl ne zaman başladı duymakla. İngilizceyi de öyledir. Hep yani arkadaşlarım evet, soruyor öyle bana. Bir imkanımız yok ki. Neden? Yani şöyle bakın, şöyle mesela Türkiye'den gelen bir öğrenciyi söyleyeyim ya da işte ne bileyim Ürdün'den gelsin öğrenci. Ürdün'den gelen bir öğrenci o güne kadar hep Arapça konuştu. Sonra sizin Dünya Barış Üniversitesi'nin ya da bir başka üniversitenin bir bölümünü kazandı ama İngilizcesi olmadığı için hazırlık okulu okuyacak. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi bir yıl boyunca siz ona nasıl bir sistemle öğretmeniz gerekir ki gerçekten o bir yılda, iki yılda ya da bir buçuk yılda harika ya da olabildiğince en güzel İngilizceyi nasıl öğrenmelisiniz? Siz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi başında dedim ya, önce öğrencimizi tanıyacağız. Ama böyle buradan nereden pek burada olmayacak ama. Şimdi nasıl tanıyacağız? Mesela bana bir grup geldi.
Bu grup hayatında görmediler, hiç İngilizceyi görmediler. Ama bana bu grup dedi ki, ben sadece konuşmak istiyorum, iletişim kurmak istiyorum. Bak, ona kullandığın teknikler ve yaklaşımlar çok farklıdır. Hı hı. Ama İngilizce hazırlık okuluna gelen öğrenciler sınava tabi değiller. Mesela örneğin IELTS sınavına girmek ister, Pearson sınavına girmek isteyebilir daha sonra ve ona odaklı, o sınavlara yönelik daha fazla yaklaşımlarda kullanıyor, yani yaklaşımlar kullanıyoruz sınıflarda. Sizin mesela hazırlık okulunda yabancı dillere bağlı hazırlık okulunda ki öğrencilerin çoğunluğu sizin yine kendi üniversitenizin İngilizce eğitim veren bölümlerine yönelik hazırlıyorsunuz. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen öyle. Ortak bir kurs veriyorsunuz. Aynen öyle. Tamam. Evet. İşte orada neyi yapıyorsunuz? Ne gibi bir yenilikler oldu ki evet biz bu işi iyi yapıyoruz diyorsunuz? Hı hı. Ya da bir başkası yapmıyor, başka üniversiteler yapmıyor ya da yanlış yapıyorlar dedikleriniz var mı? Yani şimdilik ben başka üniversiteler hakkında konuşamam, bilemem. Tamam, çünkü orada bulunmadım. Bizler şimdilik bu izzet kuşağına ayak uyduraraktan daha fazla teknoloji kullanıyoruz, projeler veriyoruz. Öğrencilere grup çalışmaları veriyoruz, sunmalar imkanları sunuyoruz, hı hı. ki o korkularını, o İngilizceye olan utangaçlıklarını atsın, bir kenara koysun, motivasyonlarını artarak onlarla daha fazla nasıl söyleyeyim, hoca odaklı dersler değil de hoca merkezli dersler değil de daha fazla öğrenci odaklı, öğrenci merkezli bir ders haline getirerek, hı hı. Öğrencilerin becerilerini ortaya koymaya çalışıyorum. Hı hı. Bazıları evet, bakıyoruz ki daha fazla duyarak öğreniyor. Bazıları bir şeyler yaparak sınıfta öğreniyor ve bunları keşfederek fark ediyorum ve ona göre sınavlar hazırlıyorum, öğrenciye göre hazırlıyorum ben. Peki bir yıl içerisinde size göre ne kadar hazırlayabiliyorsunuz öğrenciyi? Yani şöyle bir yıl yeterli bir zaman mıdır? Bölümleri hazırlamak için. İşimlik seviyeye göre bölümde kullanılabilecek bir iletişim haline getiriyoruz öğrenciyi, öyle diyeyim. Yani sınıflarda B1 seviyesidir diyorum, CEFR Common European Framework'ın referanslarına göre ya da Global Scale of English'in referansına göre de dersek B1 seviyesi, B1 plus seviyesine ulaştırabiliyorsanız, yani sizin bildiğiniz intermediate seviyesine ulaştırırsak bir öğrenci iletişim kurabilir hocasıyla. Yani bu seviye, bu yeterlidir. Yani o bölümünde kullanabilsin diye. Bölümlere, fakültelere ya da programlara ayrı bir eğitim programınız var mı? Yoksa mesela sizde tıp fakültesi olmadığını biliyorum ama işte sosyal bilimler ya da işte kendi içerisinde ayrılan fakültelere göre ayrı bir eğitim veriliyor mu üniversite hazırlık bölümünde? Yoksa herkes aynı sistemle mi? Önce bir standart bir İngilizceyi öğrenmeleri lazım. Ondan sonra da bölümlerine göre yönelik İngilizce. Mesela hukuk İngilizcesi farklıdır. Teknik kelimeler kesinlikle vardır onlarda. Soruyorum zaten. Evet. Bunlar ek olarak bölümlerine girdikleri zaman alıyorlar. Orada kendi bölümleri içerisinde evet. Yavaş yavaş kendi işlerinde devam ediyor. Peki öğrenci ağırlıklarınıza, ağırlığına bakıldığında İngilizce hazırlık bölümünün nasıl bir şeyi var, hinterland'ı var diyelim. Yani genelde Arap ülkeleri mi, Türkiye'den mi, Kıbrıs mıdır? Kıbrıs çok nadir. Evet, daha fazla Türkmen, Iraklı, Franco'lar, yani o diller, yani o ana dilleri öyle olan öğrencilerdir genelde. Hı hı. Ve Libyalı mesela, onlar hiç eğitim görmüyorlar. İngilizce sıfır. Sıfır İngilizce. Sıfır, sıfır. Peki bir şey sorayım. Yarım yamalak bilinen bir İngilizceyi tekrar öğretmek, güzel öğretmek midir, sıfırdan öğretmek midir? Sıfır. Sıfır, beni duysun, benden öğrensin, doğruyu öğrensin. Açıkçası başkalarının hatalarını düzeltmek daha zor. Çok zor. Çünkü öğrenci artık fossilized
dediğimiz olay fosile edilmiştir. Hı-hı. Yani hata dilde öğrenciler de mesela sınıflarda hata yapıyorlar. Hatasız kul olmaz. Daha evvelden hataya karşı yaklaşımlar hocalar karşısında hata yapan öğrenci ya çalışmayan öğrenciydi ya da zihinsel bir engeli vardır diyorlardı. Hı hı. Ve bu bir akademik aslında bir sindir, günahtır. Hı hı. Ve Korder 1969 yıllarında error analize diye ortaya koydu. Ve başladılar, neden bu öğrenciler hatalar yapıyorlar ortaya koymaya başladılar. Hı. Ve dediler ki işte iki sebepten dolayı öğrenciler hata yapıyor. Bir, ana dilleriyle karşılaştırıyorlar. İkincisi hocadan kaynaklanan hatalar. Hoca yanlış öğretti. Hı. Ya da hocayı iyi dinleyemedi ve onu doğru öğrenemedi. Hı. Ve tabii ki sınıflarımızda biz bunlara aktivite verirken öğrencilerimize hata yapıyorlar. Ve bu hataları hoca düzeltmeli mi diye bir soru çıkıyor. Evet, ama ne zaman düzeltmelidir? Kim düzeltmelidir? Ve hangi aktiviteye bağlı neyi düzeltmelidir? Hmm. Soruları bize ortaya koyuyor. Hmm. Şimdi, yani her yanlışı da düzeltmek pek doğru olmayabilir. Şimdi neyine göre? Niçin? Şimdi atıyorum, aktivite dil bilgisi odaklıdır ve sen istiyorsun ki o öğrenci bu rolü yaparken düzgün dil bilgisi kullansın diyoruz. Şimdi böyle bir durumda bizim amacımız o öğrencinin dil bilgisi becerisini ortaya koymaktır. Geliştirmektir. Dolayısıyla anında lazım, hemen o saatte düzeltmemiz lazım. Ve bunu düzeltirken 6 tane şekli vardır. İşte kelimeyi eko ediyoruz. Yoksa kelimeyi daha fazla o düzgün cümleyi söylüyoruz. En düzgün olması gerektiğini söylüyoruz. Düzgün cümleyi söylüyoruz ki o da bizi takip etsin. Yani bunların yöntemleri vardır. Bir de vardır ki sadece istiyoruz konuşsunlar, o akıcılığı, akıcılık belki olsun sınıfta. Belki kulak doygunluğu, dolgunluğu. Şimdi mesela akıcılıkla altını çiziyorsak, akıcılıksa bizim fokusumuz. O zaman kelime hatalarını söylemek hoca alıyor not. Daha sonra toplu bir şekilde, yani ortak hatalarsa bütün öğrencilerin yaptığı. Daha sonra tahtaya yazıyor ya da öğrencilerle işbirliği içerisinde onları çözümlüyorlar. Yani o hataları üzerinde odaklanıyor. Fakat eğer kişi bazlıysa o öğrenciyi alıyorsun sınıf dışına, ofis saatinde o öğrenciye vurguluyorsun, işte burada hata yaptın. Yani feedback vermek zorundayız bu öğrencilere. Çünkü aksi takdirde o hatayı tekrarlıyorlar ve fossilization olayı ortaya çıkıyor. Biz istemiyoruz bunu. Çünkü yani düşününüz, sürekli bak hatalarda İngilizce mesela ayrılıyor. Hata kelimesi bir vardır, hata bir de vardır error. Aslında Türkçe'de de kullanıyoruz error. Yani sürekli yaptığın bir şey error olur artık. Ve biz lazım o error olmadan önüne geçelim. Düzeltelim onu. Evet, düzeltmemiz lazım. Bir de düzeltme şekli var. Bir, kendini düzeltebilirsin sen. Nasıl düzeltebilirsin? Eğer biliyorsan ki hatadır, düzeltirsin. Biri sana vurgularsa o hatayı sen düzeltebilirsin. Çünkü bilgin var. Bir de var, arkadaşın seni düzeltiyor. Bu kontekste, yani bu ülkede, yani sınıflarda gözlemlediğim kadarıyla pek hoşlarına gitmiyor arkadaşlar onları düzeltsin. O şey, bir otorite tarafından belki düzeltilmek daha doğru ama aynı seviyede olduğunu düşündüğün birinin düzeltmesi biraz kabaca biraz yaralayıcı oluyor. Evet, aşağılanmış gibi hissediyor öğrenci. Bir de vardır ki hoca düzeltiyor ya da hep birlikte birbirlerine sıkıntı yok. Ve evet, yeni araştırmalarda yani hep birlikte olduğu zaman öğrenci daha fazla hatalarını görüyor diyelim. Ve çok da alınmıyor yani. Ve alınmıyor, evet, alınmıyor. Böyle, aslında yani beynin savunma mekanizmalarından bir tanesi de işte çoğunluğa uygun hale getirme dediğimiz şey. Yani herkes öyle. Mesela öğrenci zayıf alır,
Anne sorar neden zayıf aldın? Ya bütün sınıf zayıf aldı der. Yani aynen. Getirme. Onun için çok da büyük sıkıntı değil. Aslında bu savunma mekanizmalarından bir tanesi. Şimdi ben biraz daha şey yapmak istiyorum. Süper bir İngilizce öğrenimi nasıl olur diye merak ettim. Mesela sizin çocuğunuz var bildiğim kadarıyla. Evet. Ona evde konuşulan dil Türkçe, doğru mu? Türkçe. Biraz ev ortamını anlatır mısınız? Yani siz mesela Türkçe mi konuşuyorsunuz sürekli? Türkçe konuşuyorum, İngilizce de konuşuyorum. Ama İngilizce de dediğiniz zaman nerede İngilizce konuşuyorsunuz? Kime İngilizce konuşuyorsunuz? Çocuklara, yok çocuklarıma İngilizce de konuşuyorum. Aa, çocuk peki yani kız, evet. Kavram karmaşası yaşamıyor mu yani? Hangisi yok. İngilizce, hangisi Türkçe? O yaşı geldiğinde onun arasındaki kaç farkı öğrenir. 5. 5 yaşında, tamam. Beş. Bilir yani İngilizce ve Türkçenin farkını bilir. Evet. Peki siz mesela tamamen evinizde böyle bir ortamınız var. İngilizce bilenler var, Türkçe bilenler var. İyi de bir sizin background'unuz var, İngilizce background'unuz var. O çocuk da sizin eminim ki ileride iki dili, ana dili gibi konuşmasını da istersiniz. Evet. Nasıl bir yöntem izlersiniz? Yani mesela ilkokulda başlar mısınız eğitim aldırmaya? Ya da şöyle başka sorayım. Siz bu konuda çok şanslısınız, aileniz de şanslı. Çünkü iki dil bilen bir anne var. Tek dil bilen bir anne ileride o çocuğun da İngilizceyi çok iyi konuşmasını istiyor. Ne önerirsiniz? Yani çocuk 5 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında. Bu çocuğu sıfırdan normal devlet okullarının dışında işte özel dersle evde özel ders aldırsın. Atıyorum. Hayır, topluca bir kursa yollasın. Tamamen farklı. Hayır, öyle değil. Tamamen İngilizce konuşan çocukların arasına katayım. Hepsi birer ayrı şey. Tarz. Siz olsanız en iyisi olarak hangisini seçerdiniz? Yani dinleyen velilerimize mesela 6 yaşında, 5 yaşındaki çocuğa ileride çok iyi İngilizce konuşması için hangi yöntemleri, uygulamalarını önerirdiniz? Hep İngilizce okulan bir okula yollamak lazım. Çünkü neden yoksa. İşte onu diyorum. Yani devletimizde dil eğitimine o kadar fazla önem verilmez. Önem verilmiyor. Evet. Önem verilse bile müfredatlarını tamamen bence değiştirmeleri gerekiyor. Bir soru sorabilir miyim? Bilmenizi yani bilip bilmediğinizi bilmiyorum ama yine de sormak istiyorum. İlkokullarda İngilizce var mı? Var var. 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 Kaç saat haftalık biliyor musunuz? Yani çok olmadığını biliyorum. Az bir ama yani ne kadar da olsa bir ders olarak görür öğrenci onu. Yani İngilizce bir... İçeyim de bitsin gibi. Aynen öyle. Geçeyim de bitsin. Ders değildir. İletişim aracımızdır İngilizce. Aslında değil mi? İletişim aracı. Peki o zaman şöyle olsa keşke mesela tamamen beyin fırtınası yapıyorum. İngilizce dersi daha sık verilse ama not ortalaması olmasa, notla değerlendirilmese acaba daha mı çabuk öğrenilir? Yani şimdilik İngilizce dersi veren de önemlidir. Şimdi nasıl söyleyeyim size? Sürekli İngilizce konuşması gerekiyor sınıfta öncelikle. Yani Türk hiçbir şekilde kullanmaması lazım. Olmaması lazım. Zaten bu çocuk sınıf dışında Türkçeyi duyuyor. Bir tek o 60 dakika, o 40 dakika İngilizceyi duyabiliyor. Onun dışında bari, televizyon ya da merakı varsa işte YouTube'u açıyor. Ya da bir sürü app vardır. Önerebildiğimiz şey. O ayrı konudur. O ayrı konudur. Evet. Biz yani milli eğitim müfredatını uygulayan ilkokullarda İngilizce gibi bir şey olsa eğitim verilmesini istiyor olsak bir kere öncelikle hep İngilizce konuşulsun. Bir, saat sayısı artırılsın. İki. İki. Belki sadece ders gibi. Dil bilgisi odaklı olmaması lazım. Kesin. Bu bir en ders değildir. Matematik dersi değildir. Am, is, are, art yani kesinlikle. Bakınız, sonra özgüveni de yok ediyor ama değil mi hocam? Hem özgüveni ama yani özellikle çocuk yaşlarında yani yetişkinler yine bir açıklama istiyor. Neden bundan sonra şu geldi? Bir yetişkin sorgu sorar sana. Ama bu yüzden ona bir sormaz. Evet, küçük olan karşı sormaz. Karşı çıkar, müdahale evet, olur öteki karşı, ama evet. Kabullenir ve devam eder. Çocuk. Aynen öyle. Tabii, aynen beyin, öyle. Beyinsel faaliyetler çocuklar de öyle. Yapmıyor bunu. Çocuklar ne duyuyorlarsa kalkıyorlar. Evet, bunları duyduğuma çok sevindim. Çünkü yıllarca hep böyle bizim de arkadaş arasında söylediğimiz şey fiilen, fiziken, karşılıklı konuşmalarla, kulak dolgunluğuyla öğrenilmesi gerektiğini düşünürdük biz. Ama sağ olsun bizim ortaokul, lise hocalarımız hiçbir zaman buna önem vermediler. Hep dediğiniz gibi. Şey üzerinden, gramer üzerinden gittik ve onun içinde sıkıntılar çok.
Peki, biraz isterseniz okula dönelim. Anlattıklarınız çok faydalı oldu, ben eminim. Okuldaki sistemden biraz bahsedelim. Kaç öğrencimiz var hazırlık okulunda tahmini? Yani bütün alanın mı yoksa sadece bizim üniversitenin mi? Sizin üniversite. Ya bir sınıf var. Yani yeni açılan bir üniversitedir. Şu an bir sınıf mevcuttur. Tabii bu sınıf ilk önce sınava giriyorlar ve onların seviyeleri tespit ediliyor. Yani ben sadece mesela sıfır bilen bir sınıftan bahsediyorum şu an. Yani bu şekilde. Öğretim elemanı sayısı ya da hazırlık okulları ya da İngilizce eğitim verenleri. Öğrenciye göre artırıyoruz. Artırıyorsunuz. Evet. Peki saatler nasıl hocam? Yani hazırlık okulu diyelim ki bir yıl ya da bir dönem boyunca hazırlık okulda eğitim görecek öğrenci haftalık ya da... 20 saat. Haftalık 20 saat. Haftalık 20 günlük saat. Günlük 5 saat. İngilizce, hiç... sürekli İngilizce, sürekli evet, televizyon, PowerPoint'ta konuşma, sınıftaki aktiviteler, her şey İngilizce. Kesinlikle ve kesinlikle Türkçe, yani bunu yanıma çalıştıracağım arkadaşlar da kesinlikle kullanamazlar. Bu orası zaten üniversite olarak bizim İngilizcedir. Temel dilimiz ve hocalar arasında da hep İngilizce konuşuyoruz ve öyle de devam edecektir umarım. Bu anlamda iyi. Az önce söylediğiniz şeyleri de uyguluyor musunuz orada? Mesela toplu konuşmalar, tabii. PowerPoint'ler ya da... Evet, hepsini peki, uygulamak zorundayız. Peki nasıl bakarsınız? Ben birkaç yerden böyle bir geri dönüşler aldım. Ne kadar doğrudur bilmem. Mesela öğrencilerin İngilizce şarkılar dinlemesi, filmler izlemesi, altyazılı ya da dublaj filmler, İngilizce altyazı ya da Türkçe altyazı dublaj. Nasıl bakarsınız bunlara? Faydası oluyor mu? Şimdi çocuklar, yani benim yapadığım araştırmalarda, çocuklar zaten onu okumaz. Onlar hep duyarak öğrenirler. Evet. Tabii ama yetişkinler dediğim gibi açıklama isterler. Bazen kelimelerin yazılışını isterler. Ama tabii bu doğru çevrildiyse o da önemlidir. Şimdi bazıları gerçekten doğru çeviri yapmıyor. Çok kötü çeviri aman yapıyorlar. Aman o kadar öğrenelim de yani kötü çevirisi de olmaz ama İngilizce'de öyle bazen pot kırıyorsun. Ya olmaz. Ya doğruyu öğrenirsin ya da yani öğrenme ama daha iyi. Hocam şimdi Hanif hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi sizin bu söylediğiniz beni biraz irit etti. Nasıl? Şöyle Cem Yılmaz'ın da böyle çok güzel anlattığı bir İngilizce ile ilgili izlediniz mi bilmem. Hiç Cem Yılmaz'ın küçük böyle parodilerinde anlattığı şey vardır. Yani biz diyor İngilizceyi öğrenemedik. Çünkü diyor hep diyor en iyisini öğrenmek ya da işte kötü yanlış bir kelime kullanırsak mahcup oluruz. Kendimizi kötü hissederiz diye hiç İngilizce konuşamadık diyor. Bir yanlış yapmayalım diye bugüne kadar. Ama şimdi sizin söylediğiniz İngilizce tam güzel ve anlaşılır olmalı dediğin zaman... Hayır, öğrenirken ben bahsediyorum. Siz üretirken değil. Konuşurkenden bahsediyorum. Yok, umurumda değil. Yani şimdi akıcılık istiyorsanız umurunuzda olmayacak. Doğru, yani hata yaptınız. Onu söylüyorum. Hata yaptınız. Tabii ki yapacaksınız hatayı. Evet, işte dedim ya daha evvelden. Hatayı eğer... bir şey akıcılık bir şekilde anlatmak istiyorsan birinin seni zaten orada düzeltmesi yanlıştır. Sonrasını beklemesi gerek. Biz bu geri dönüşüm olayını toplum olarak önce eğitmemiz gerekiyor biri kendimizi. İnsanlar eleştiriyi sevmiyorlar. Önce bir eleştiri açısından açık tutmamız lazım. Özellikle bu ikinci dil olan ülkeler, yani İngilizce ana dilleri olmayan ülkeler, Türkiye, Kıbrıs diyelim, atıyorum. Bu gibi ülkelerde sevmiyorlar. Birinin onu eleştiri ama onun iyiliği için olduğunu farkında değiller ve ilk önce bunu öğreteceğiz. Negatif bir unsurmuş gibi geliyor insan. Tabii. Negatif bir şey değildir bu. Ama hocam biraz... İyi bir şey yaptığımız zaman aferin demeyesini biliyoruz ama. Evet. Niye hep aferimi... Hep aferim de olmayacak. Hep zaman zaman. Bazen bak burada hata ama nasıl düzeltiyorsun hatayı? O da çok çok önemlidir. Tabii şimdi, iyi niyetli bir kere düzelt. Tabii ki. Yani sırf aman da sen bilmiyorsun sus. Bunu diyen öyle hocalarımız vardır. Var. Öyle mi söylenir otur yerine diyen çok insan var. Aynen öyle. İşte ama bir yere geleceğim şimdi hocam. Bu eğitimde böyle olduğu gibi zaman zaman
yani Türk insanı diye çok küçümseyeyim ya da dar bir kalıba almayayım ama özgüven eksikliğimiz çok fazla diye düşünüyorum. Mesela bir İspanyol bakıyorsunuz ya da işte ne bileyim bir Avrupalı genç bir kız, genç bir erkek bakıyorsunuz. 5-6 kelime İngilizce, Türkçe öğrenmiş. Geri onu size anlatmaya çalışıyor. Yani 8-10 kelimeyle sizinle irtibat, iletişim kurmaya çalışıyor. Ve hiç gocunmuyor, hiç sıkıntı duymuyor. Yani yanlışsa da yanlış diyor. Biz hiç onu yapamadık. Biz çünkü yani ilkokuldan, ortaokuldan, liseden itibaren hep dediğiniz gibi analitik düşünmek ya da işte doğru yazmak, doğru söylemek, eğer bilmiyorsan da susmak falan gibi bir maalesef anti özgüven gibi bir şey yarattık hepimiz birbirimize. Aman yanlış yapmayalım derken hiçbir şey yapmamaya başladık. Aman yanlış söylerim de birisi benimle alay eder, o kelimenin yerine başka bir kelime söylerim diye alay eder diye bildiğimiz kelimeleri de unuttuk hocam. Bu doğru mudur? Doğrudur ve öğrencilerim en büyük problemlerimizden biri de budur. Sınıflarımızda öğrenci utanıyor. Ben bunu biliyorum hocam ama konuşamıyorum derler. Ve bunun ve Kıbrıs gibi mesela Çin'den bahsedeyim. Araştırma yapıldı. Öğrenciler neden bu kadar utangaçtır? Ve araştırmanın sonucunda çıktı ki biri hocaya karşı saygısızlık etmek istemezler. Onların kültüründe hocanın lafı üzerine laf etmek doğru değildir. Mesela kendinden büyük birisi olduğundan dolayı hoca yine konuşmak, sessiz kalmak daha iyidir. Bu gibi bulgular ortaya çıktı. Ve bu bize neyi gösteriyor? Öğrencilerimize daha fazla konuşmaları için ortam sağlamamız gerekiyor. Fırsat yaratmamız gerekiyor ki o motivasyonları artsın. Da konuşabilsinler. O effective filter dediğimiz, nasıl söyleyeyim, Stephen Krashen'ın bilimsel bir araştırmasında diyor, bir seviyemiz vardır. O seviyemizin bir altına getirmemiz gerekiyor. O öğrencinin o heyecanını indirmemiz gerekiyor ki öğrenim gerçekleşsin. Ve ancak böyle öğrenebiliyor bir öğrenci ve ancak da böyle konuşmaya başlayabilir. O ortamı sağlamamız lazım. Nasıl ben buraya geldim, çok heyecanlıydım. Siz bana bu ortamı sağladınız ve ben kendimi daha doğru veyahut yanlış Türkçe ile kendimi ifade etmeye başladım. Ve bir sınıflarımız da aynen böyledir. Evet evet. Tabii çok doğru tespitler bana göre Hanife ben senden. Ama şöyle, küçüklükten beri hep yanlış yapmak, hep susturulmak. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte, sus küçüğün, söz büyüğündür. İşte 10 dinle 1 konuş gibi atasözlerinin olduğu bir yerde biz de biraz daha çekingen, daha etken değil edilgen olmayı seçtik maalesef. Ve bu edilgenlikte aslında belki dil öğrenmemiz, dil konusunda kendimizi geliştirmemiz anlamında negatif etkiler yarattı diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz çok doğru. Yani dil gerçekten konuşularak, bir başkasıyla anlaşılarak, hatta zaman zaman farkına varmadan öğrenilerek içselleştirilen bir şey. Yani oturayım da bugün İngilizce çalışayım 3 saat diyerek çok fazla bir yere, değil mi? Yani öyle bir evet olmaz. İşte onun için de biraz daha özgüvenimizin yükselmesi gerekir. Biraz daha konuş canım, yanlış da olsa konuş. Düzeltiriz, öğreniriz. Öyle. Evet. Bunu söylemekte fayda var. Evet evet, aynen öyle. Konuşmadan kendini bir şekilde o ortamın içinde bulundurmadan o korkuyu atamayız. Hı hı. Ve o ortamları sağlıyoruz biz sınıflarda. Çünkü başka yerde nerede kullanacak ki? Yani Kıbrıs öğrenciler Rum tarafına gidebiliyorlar. Ortak bir lingua franca, İngilizceyi ortak bir dil olarak kullanıyorlar orada, iletişim araçlı. Öyle ya da böyle, evet aksanı yanlış olabilir. Olsun. Olsun. Ama iletişim kuruyor mu? Tabii. Bizim için önemli hiçbir olan şey budur. Hiçbir şey mükemmelde bir şekilde başlamıyor ki. Hep eksikleriyle, gedikleriyle başlıyor, sonra mükemmelliğe ulaşıyor. Yani şimdilik dediğiniz yani gramer odaklı ama yani İngiltere'de kaç kişinin grameri düzgün? Değil.
Ama anlaşabiliyor herkes. Anlaşabiliyorlar. Yani. Kendi dillerini bile ürettiler. İngilizce'de kısaltmalar, nasıl biz Türkçe'de yapıyoruz, emojiler filan. Yani yazı, konuşma çok farklı oldu. Hele ki şimdiki siz dediğiniz bizim zamanımızda değil artık, öğrencilerimiz daha kendine özgüvenleri yüksek bir nesil geldi karşımıza. Kesinlikle. Şu anda öyle. Çok daha iyi. Annelerini, babalarından daha fazla bilgili olan bir nesil. Evet, bilgili olmasa da bilgiliymiş gibi. Evet, onu demek istedim evet, zaten. Çok güzel, evet. Doğru. Farklı bir nesil ve onlara biz ayak uyduruyoruz artık. Onlar bize değil. Evet. Biz onlara. Hocam, son soru. Zamanımız bitti. Evet. İngilizce ve Türkçenin dışında bir dil öğreniyor olsaydınız, istiyor olsaydınız hangi dil? Biliyorum, Fransızca. Fransızca var sizde. Ama diyorlar ki ikinci bir lingua franca geliyor, o da Çin. Çin dilini bilmek avantajlı olacak evet diyorlar, ama Fransızca, Almanca, İspanyolca bu diller daha fazla yaygın olmasından dolayı insanlar bu üç dili de tercih ediyorlar. Hocam çok teşekkürler. Ne güzel rica oldu. Sağ olun. Doçent Doktor Hanife Bensen Bostancı ile birlikteydik. Dünya Barış Üniversitesi İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Okulu Müdürü'ydü. Davet ettik, geldi, sağ olsun. Çok da güzel bir sohbet oldu. Öğrendik bir şeyler ve aslında daha çok sevindiğim şey ne oldu biliyor musunuz? Kendi kafamdan hazırladığım tezlerin hocam tarafından da tamam doğrudur denilmesi hoşuma gitti. En azından İngilizce öğretimiyle ya da öğrenmeyle ilgili. Sevgili seyirciler, bugünlük de bize ayrılan süre bitti. Haftaya yine bu saatlerde birlikte olalım diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.